Arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere LGS'ye hazırlanan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz LGS din kültürü dersimizle ilgili birinci ünitemizin dördüncü testini yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır? Nerede olursanız olun sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmet uygun olarak ve belirli bir ecel için yarattık. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan, onu hamd ile tesbih et. Burada kaderle ilgili kavramlardan ecelden bahsediyor. Bakın ölüm kavramı burada geçiyor, ecel kavramı buradan geçiyor ve her can ölümü tadacaktır diye burada bahsediyor. Ancak Allah'ımızın kıdem ve beka sıfatları gereği başlangıcının ve sonunun olmaması nedeniyle Rabbimizi hamd edip, övüp, tesbih edip, ibadet etmemizden bahsettiği için denizli şıkkı diğerlerinden farklı olmuş oluyor. İkinci sorumuzu yapalım. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı bu metinde anlatılanlarla örtüşmektedir? Yani aynıdır diyor. Bakalım. Allah'ın insana verdiği en büyük nimetlerden biri olan akıl, insana diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir. İnsan aklı sayesinde düşünür, araştırma yapar, hayatı kolaylaştırmak için çalışır, üretimde bulunur. Aklını kullanarak seçimlerde bulunan insan, iyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı ayırt edebilir. Hak ile batıl arasındaki ayrımı fark eder. İslam dinine göre Allah'ın emir, yasak ve öğütlerine insanın muhatap olmasının sebebi onun akıl ve irade sahibi olmasıdır. Evet bu cümlemizle aşağıdaki ayetlerden hangisi aynı anlama geliyor? A şıkkı Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. B şıkkı Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir. C şıkkımız. Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı? D şıkkımızda. Gece de onlar için bir delildir. Gündüz ondan çıkarırız. Bir de bakarsın karanlık içine kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesine akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir, düzenlemesidir. Burada değerli arkadaşlar Bursa şıkkımız yani cüz'i iradeden bahsediyor. Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendinedir cüz'i irademizle iyilikler yapabiliriz. Ya da şeytana uyup, nefsimize uyup kötülükler de yapabiliriz. O da zararımız kendimizedir. Dolayısıyla iyilikte de, kötülükte de sorumluluk onu yapana aittir. Üçüncü sorumuza devam edelim. Bu diyalogda Mehmet'in Ali'den farklı olarak öne çıkardığı yaklaşım hangisidir? Bilgi yarışmasına çok çalışarak hazırlanan Ali ve Mehmet konuşurken Ali bu yarışmayı kesinlikle ben kazanacağım çünkü çok çalıştım diyerek kendine olan güvenini gösterdi. Mehmet ise inşallah ben kazanacağım dedi. Mehmet'in Ali'den farklı yönü nedir? İstemenin gücü, kararlı olmanın önemi, Allah'ın takdiri, emek vermenin önemi. Evet değerli arkadaşlar. Burada bu yarışmada hangisi çalışıyor? Ali bu yarışmayı kesinlikle ben kazanacağım çünkü çok çalıştım diyor. Bak Ali'de ne var vardı burada? Ali ne yapıyor? Bir emek harcıyor. Mehmet ise inşallah ben kazanacağım diyor. Burada değerli arkadaşlar Ali'nin Mehmet'in Ali'den farklı olarak öne çıkardığı yaklaşım hangisi oluyor? Allah'ın takdiri yani çalışmaktan ziyade sadece Allah'a güveniyor. Halbuki tevekkülde ne vardır? Önce elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ardından Allah'a tevekkül edeceğiz. İşte Mehmet burada yanlış tevekkül anlayışına bulunuyor. Dördüncü sorumuz, metinde anlatılanlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez? Naim Süleymanoğlu, 1967'de Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde doğdu. Spor yaşamına güreşle başladı ancak başarılı olamadı. O inancından vazgeçmedi. 1.47 boyundaydı. Bedeni güçlüydü. Naime halterci olmak için doğmuş yakıştırmalar yapılıyordu. Bir süre sonra halterci oldu ve hızla yükseldi. İlk dünya rekorunu 16 yaşında kırdı ama o zamanki Bulgaristan yönetiminin Türklere uyguladığı asimilasyon politikasına karşıydı. Türkiye ile yazışmaya başladı. Melbourne'daki yarışmalar son bulduğunda büyük kaçış başladı. Türk dözelinin özel uçağıyla Ankara'ya geldi. 1992 Barcelona olimpiyatlarından altın madalyayla döndü. 1996 Atlanta olimpiyatlarına peş peşe 3 altın madalya kazanan ilk hal tercih oldu. Buradan Naim Süleymanoğlu'nun işte kararlılığından, başarısından bahsedildi değil mi? Hangisinden bahsedilmiyor burada? Emek var değil mi? Gayret var, harcıyor, inancından asla vazgeçmiyor. Kararlı duruşundan da taviz vermiyor. Ancak infak nedir? Her türlü yapmış olduğumuz maddi, manevi yardımlardır. Dolayısıyla infak buradan çıkarılamaz. Beşinci sorumuz. Buna göre Zeynep öğretmenin konuyu pekiştirmek için aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisini seçmesi uygun değildir? Zeyneb öğretmen, rezzak mahlukatına maddi ve manevi her türlü rızkı bol bol ihsan eden anlamında Esma-i Hüsna'dandır. Mahlukat Allah'ın yaratmış olduğu tüm yaratıklara verilen isimdir. İşte insan sevgili arkadaşlar Allah'a ibadet ederek mahlukattan kul seviyesine yükseliyor Rabbine ibadet ettiğinden dolayı, aklını ve iradesini iyi yönde kullandığından dolayı. Şimdi burada Razzak ilgili olmayan maddeyi bulacağız. A şıkkı Kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir. B Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. C. İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir. Onun çalışması ileride kesinlikle gözler önüne serilecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksi olarak verilecektir. Kararını verdiğin zaman artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. İlk üç maddemizde çalışmaktan, kazanmaktan, rızıktan bahsederken D şıkkında tevekkülden bahsediyor. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkı. 6. Ayetel Kürsi'nin mealindeki 6 çizi bölümler Allah'ın güzel isimleriyle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır? Bakalım. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır, diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanlar o bilir. Onun bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Evet burada diridir maddesi değerli arkadaşlar. Buraya bir diyelim. Hay ile eşleştirilir tamam mı? Efendim diğer maddelerimizde ona bağlı ve dayalıdır önlerinde ve arkalarında olan her şeyi bilir. Bilmek sıfatı bakın şurada iki numara alim Allah'ın her şeyi bilmesi. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Yani onun gözetim altındadır. Rabbimiz onları yönlendirir. İşte bu da kayyum ismiyle ilgilidir. Ancak vehhab Allah'ımızın ismi yukarıda verilmemiş. Cevabımız adana. Yedinci soru. Numaralanmış ayetlerde örnekleri verilen yasalar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Üç tane yasamız vardı. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar. Bakalım hangisinde doğru olarak verilmiş? Hemen sorumuzu okuyalım. Yedinci sorumuz. O Allah insanı alaktan embriyodan yarattı. İki. Bu yaratmakla ilgili hangisi olacak? Evet biyolojik yasalarla ilgili olacak değil mi? Peki geceyle gündüzü birbiri ardına getiren Allah'tır. Maddeyle evrenle ilgili olanlar fiziksel yasalarla ilgili olacak. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Yine yaratılmış olan maddeyle ilgili. Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Yaratmak. Burada canlıların yaratılması var. Biyolojik Allah için şahitlik yapın efendim adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Bu da toplumu ilgilendirdiği için toplumsal yasalar olacak. O zaman baktığımız zaman e, önce fiziksel yasaları sorduğu için ne vardı? 2 ile bakın 2 ile 4 fiziksel yasalardı. Hangisinde var? Evet 2 ile 4 burada var. O zaman 1 ve 5 biyolojik yasalar mı? Evet. Bakın yaratmak, yaratmak. O da biyolojik yasalar. Peki başka? Hep birlikte Allah'ın ipine sarıl, sımsıkı sarılın. Bu da zaten toplumun parçalanıp bölünmeme ilgili olduğu için bu da toplumsal yasalar. Onu atlamışız. Evet 3 ve 4 de nedir? Toplumsal yasalar cevabımız Ceyhan oldu. 8. sorumuzu çözelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ayetel kürsünün anlamı içerisinde yer almaz? Ayetel kürsüyü muhakkak görenin 114 tane suremizin üzerine ismi Kur'an'da zikredilen ayetel kürsimiz değil mi? Onun sonsuz kudreti gökleri bir yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Daim adilidir, haydır. Bütün varlığın idaresini yürütendir, kayyumdur. Şimdi Fatiha suresini bilenler İyyâke na'müdü ve iyyâke nesta'în deriz değil mi? Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Dolayısıyla cevabımız 8'de hangisi olacak? Ceyhan Şıkkı. 9 ve 10. sorularımız metne göre cevaplanacakmış. O zaman metnimizi okuyalım. Hazreti Ömer hal e, halifelik döneminde bir gün Şam'a gitmek üzere yola çıkar. O'nu yolda Şam'daki ordu komutanları karşılar ve ona Şam'da veba hastalığı çıktığını haber verirler. Hazreti Ömer önlem olarak bu salgın hastalığın çıktığı yere girmemeye karar verir ve yanındakilere geri dönüleceğini söyler. Evet, Hazreti Ömer önlem olarak bu salgın hastalığın çıktığı yere girmemeye karar verir ve yanındakilere geri dönüleceğini söyler. Onun bu sözü üzerine komutanlardan Ebu Ubeyde, Ey halife şimdi sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Allah ölümünüzü bu hastalıktan takdir etmişse ölürsünüz takdir etmemişse size bir şey olmaz der. Hz. Ömer onun bu sözünü çok yadırgar ve şöyle der. Ey Ebu Bey bu sözü sen mi söylüyorsun der ve şöyle devam eder. Evet Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum. Allah'ın hakkımızdaki takdirini bilmediğim için tedbir alıyorum. Hazreti Ömer kader konusunun daha iyi anlaşılması için ona bir de şu çarpıcı örneği verir. Senin develerin olsa onlar iki taraflı bir vadiye inseler. Vadilerden biri verimli diğeri de verimsiz çorak olsa. Sen de verimli yerde develerini otlatsan Allah'ın takdiriyle otlatmış olurdun. Onları burada değil de çorak yerde otlatsaydın yine Allah'ın takdiriyle otlatmış olmaz mıydın? Evet, bu hadisimize göre aşağıdaki soruları çözmemiz isteniyor. Bu metine göre aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Hastalıklara ve felaketlere karşı tedbir almak gerekmez. Veba hastalığı tedavisi mümkün olmayan hastalıklardandır. Tevekkül ile beraber tedbir almak kadere imana aykırı değildir. Develeri verimli ya da çorak yerde otlatmak sonucu değiştirmez ulaşılabilir dediği için değerli arkadaşlar tevekkülle beraber tedbir almak kadere imana aykırı değildir. Çünkü korona döneminde gördük hastalık varsa tedbirimizi alacağız. Zaten ecelimiz bittiyse öleceğiz. Ecelimiz bitmediyse tedbir aldığımız için inşallah hayırlısıyla yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi bu metinle ilgili aşağıda hangisi söylenemez onun sorumuzda. Tedbirli olmak kadere imanın bir gereğidir. İnsan salgın hastalıklar karşısında çaresizdir. Salgın hastalıklara karşı koruyucu tedbir almak gerekir. Hazreti Ömer kaderi ve tedbir almaya doğru bir şekilde anlamıştır. Evet Allah hastalıkları da yaratmıştır. Şafi ismiyle şifasını da vermiştir. Dolayısıyla salgın hastalıklara karşı da insanoğlu bilim adamları ne yapıyor? Aşılar, ilaçlar geliştirebiliyorlar. Evet sevgili arkadaşlar böylece LGS sınavı ile ilgili birinci ünitemizin dördüncü testini de tamamlamış olduk. Hepinize sınavlarınıza ve derslerinizde başarılar diliyoruz. Diğer derslerimizde görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.